Herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 27 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ee, bunun uzaması sebeplerinden biri bildiğiniz üzere arkadaşlar torba yasa var. Torba yasanın içerisinde e, ev sahipleriyle alakalı, kiracılarla alakalı, başka işte emeklilerle, memurlarla alakalı şeyler gelişmekte. Yani zam kiracılara işte %25 kira sınırı getirilecek. Bunlarla alakalı torba bir yasa çalışması var. Bu sebepten dolayı 27 Temmuz'a kadar meclis uzatıldı hatta bunun sebeplerinden birisi de Covid izinleri 31 Temmuz'da bildiğiniz üzere bitiyor. Bu Covid izin Covid izindeki arkadaşlar için bir yasa getirilecek. Hatta bu haberlere de düştü TGRT haber. Bunu 80.000 bir mahkum olarak değerlendirdi. Yani 80.000 bir mahkum geri dönmeyecek. geçici bir daha doğrusu onlar için bir kalıcı bir şey getirilecek. Yani bir daha cezaevine dönmemeleri için bir yasa çalışması var peki kapalıdakilere ne olacak dersiniz? Şu anda arkadaşlar haberlerdeki şeylere de çok e, aldırış etmeyin. Sadece Covid izinlerindeki e, mahkumlara çıkmayacak bu. Evet Covid izinlerindekiler geri dönmeyecek. Fakat kapalıdakiler de bu hak mahrumiyetinden e, hak mahrumiyeti olmaması için onlara da bir yasa verilecek. Bu artık denetim mi olacak, indirim mi olacak? Öyle bir söylenti var. Ama büyük bir ihtimal arkadaşlar ceza indirimi olacak. Yani kapalıdaki mahkumların, hükümlü mahkumların cezalarından, işte yargıdaydı, istinafta olan dosyaların, onanmış dosyalardan büyük bir ihtimal ceza indirimi olacak. Çünkü denetimle alakalı bir şey yaparlarsa, zaten denetime çıkarsan 5 yani yok 5 5 yıl bir denetim söz konusu gözüküyor. Öyle konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. 5 sene bir indirim denetim verilse daha doğrusu pardon, adam tekrar imzaya gidecek. Ve tekrar bir şeyler yapacak. E, <laughs> Bunun için arkadaşlar şöyle yapacağız. İki, iki haftaya kadar herhalde bu yasa çıkacak. Büyük bir ihtimalle ceza indirimi olacak. Diplomasız avukat var. Gerçekten onu bir dinleyin. Bu konularda uzman birisi. Ben de ondan bilgi alıyorum. Ee, avukatlarımdan bilgi avukatlarımdan bilgi alıyorum Türkiye'den. Ben yurt dışında yaşıyorum biliyorsunuz Polonya'da. Benim de cezalarım var. Ben de çok takip etmek zorundayım. Çünkü ben de cezalarımı merak ediyorum. Benimki onanmış cezalar yargıdaydın onanmış. Yani artık benim geri dönüşüm yok. Benim onanmış cezam var yani. En az 16-20 sene bir yaklaşık bir cezam var arkadaşlar benim de. Ee, ben de takip ediyorum. Ben de o insanları dinliyorum. Avukatları dinliyorum. Haberleri dinliyorum. Ee, yani bu afla alakalı doğru, doğru kaynakları kullanıyorum daha doğrusu. Bunlardan birisi de gerçekten diplomasız avukat var YouTube kanalı. Gerçekten onu da dinleyebilirsiniz. Hani benim eşim, dostum, akrabam değil bu diplomasız avukat. Ama gerçekten adam çok bilgili. Gerçekten takip ediyor. Gerçekten çalışıyor. Gerçekten yorum veriyor. Her gün adam her gün canlı yayın yapıyor. Her gün bir saatlik ya yani yarım saatlik paylaşımlar yapıyor canlı yayınlarda. Onu da dinleyin. Ondan da bilgi alın. Diplomasız avukata yazın. Yani kimden haber alırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Biz de mücadele ediyoruz yani kendi kendimiz için değil arkadaşlar sonuçta sadece bana özel bir yasa gelmeyecek bütün mahkumlara gelecek herkesin ailesi var çoluğu var çocuğu var bekleyeni var yani biz de mücadele ediyoruz biz de bilgilendiriyoruz sonuçta yani yaşlı başlı insanlar var yani yardım edilmeyecek insanlar var onların bir bilgisi yok af, evlatlarının ne zaman çıkacağından yasa gelip gelmeyeceğinden onlar anlamaz yasa nedir af nedir Onlara da bilgi götürün paylaşın. Hani böyle bir yasa çıkacak. Merak etmeyin çocuğunuz çıkacak, evladınız çıkacak. Herkes sevdiğine kavuşacak. Yani kolay işler değil arkadaşlar. Yani cezaevinde kalmayan bilemez bu işleri. Biz kaldık da biliyoruz yani cezaevinin ne olduğunu. Ne kadar pis bir yer olduğunu. Her şimdi derseniz suç işlemeseydin girmeseydin. Tamam abi ben işledim, suç girdim. Ya suçsuz insanlar da var cezaevinde. Ya demeyin yani suçsuz insan ne işi var. Gerçekten var yani suçsuz insanda. Sadece kanaatten ceza verilmiş. Adam yatıyor. Cezasını bekliyor. Ya da beraat almayı bekliyor. Ama 3 ay bekliyor. Ama 5 ay bekliyor. Ama 1 sene bekliyor. Ama yatıyor arkadaşlar. Bir sene sonra be, bir sene sonra ben gördüm. Bir sene sonra e, mahkemeden beraat alan insan gördüm ben. Bir sene yattı içeride ama üzere. E bunlar ne olacak? Bir de onlara düşünün. Bu adamın ailesi, çoluk, çocuğu yok mu? Eşi yok mu? Bir de öyle düşünün arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Temmuz ayında Temmuz ayındayız. Temmuz'un sonuna kadar bir yasa çıkacak. Ya ben inanmıyorum denetimi uzatacaklar. Denetim şöyle olacak böyle olacak değil. Bir seferliğe mahsus arkadaşlar ceza indirimi olacak. Hem Covid izindeki mahkumlar Covid, COVID izindeki mahkumlar geri dönmeyecek. Hem de hak mahrumiyeti olmaması için kapalıdaki mahkumlara da bir yasa verilecek. Böylelikle arkadaşlar bundan sonra da zaten cezaevine giren yasa çıktıktan sonra da daha da yani 5 yıl daha bir yasa masa beklemeyin. Daha kimse size yasa da vermez. Hiçbir şey de vermez. Cezaevine giren de kendi bilir bu saatten sonra. Bizim şu an amacımız cezaevindeki olan mahkumlar için bir, bir ceza indirimi sağlamak. AK Parti'ye, MHP'ye, muhalefete, herkese yazmak arkadaşlar, dillendirmek. Yani bu ayın sonuna kadar arkadaşlar hep birlikte bu yasayı çıkarttıracağız inşallah. Allah'ın izniyle herkes evine kavuşacak, çoluğuna, çocuğuna, eşine kavuşacak. Sizler de arkadaşlar hani bildiğiniz e, avukatlarınızdan bilgi alıyorsanız, çevrenizden bilgi alıyorsanız yorumlarda yazın. Kanala abone, abone olun. Videoyu beğenin. Videoyu üst sıralara çıkarın. Herkes bu yasa haberini duysun arkadaşlar. Hani bu yasayı isteyen arkadaşlar için diyorum ben. Hani videomuzu normal izleyen insan zaten beğenip abone olmaz kanalımıza da. Ya mahkum aileleri, mahkum de, dernekleri, mahkumları Takip edenler, af takip edenler kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, videolarımız gözüksün, yukarılara çıksın ki herkes görsün, birbirimize yayalım. Ee, Temmuz'da yasa çıkacak arkadaşlar merak etmeyin ben kendi avukatımla da konuştum o da söylüyor bir e, af verilecek o da bana diyor ya şu an bekle diyor. Temmuz sonuna kadar bir şey verilecek. Zaten o da bana haber veriyor ben de haber aldıkça avukatımla arkadaşlar size paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar e, videomu sonuna kadar izleyin, videomu beğenin, kanalıma da abone olun arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da avukatımdan bilgi aldığım aldıkça çevremden bilgi aldıkça size haber vereceğim merak etmeyin. Temmuzda yasa çıkıyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.